2009 yılında Ahmet Karabucak İlköğretim Okulu'nda ortaokul öğrenimimi sürdürürken beden eğitimi öğretmenlerim sayesinde atletizm sporuna başladım. Daha sonrasında İbrahim Hoca ile tanıştım. Türkiye'de sırıkla atlama antrenörü olarak o da görev yapıyor. Tanıştığımız yıl Demet 13-14 yaşındaydım. Daha ortaokula gidiyordu. Orada biz Demet'le tanıştık ama Demet geldiğinde ufak tefek bir sporcuydu. Çok hırslı, çok istekli. İlk geldiği süreçlerde günde çift antrenman yapan bir Demet. Ama biz Demet'le, Demet sen küçüksün. Biraz beklemelisin, ileriki yaşlarda bu çift antrenman için şey yaparız diye kendisiyle biz konuştuk. Ve bunun üzerine Demet biz biraz frenledikten sonra ama Demet çok hırslı, çok istekli. Yerinde duramayan bir sporcuydu. Hocası gördü, İbrahim Hoca. Böyle dedi. Olur musun, yapar mısın Demet dedi. Yaparım hocam dedi. Başarırsın sen dedi. Tamam dedi, oldu. Eve geldi, anne dedi ben gitmek istiyorum dedi. Tamam dedi. Babası kızdı. Gidemezsin sen dedi. Anne dedi bana ne olur dedi. Ben gideceğim böyle tamam kızım dedi. Oldu dedi. Git dedim. Para verdim kendisine. Elimde ekmek paramız vardı. 2 lira verdim. Al kızım git dedim. O da git dedi. Anne dedi tabii büyük yere gelebilirsin kızım dedi. Büyük şey olursun dedim. Büyük yere gelirsin, en büyük şampiyon olursun dedim. Gurur duyar seninle dedim. Bari ben okuyamadım. Babaannem okutmadı beni. Sen bari dedim, oku dedim. Bu şeyleri getir, büyük yerlere gel dedim. Oldu. Ailem ilk başladığımda çok istemiyorlardı spor yapmamı. Çünkü hem bizim eve çok uzaktı, hem de semt olarak çok da iyi bir yerde değildi gideceğim yer. O yüzden ilk başlarda istemiyorlardı. Ortaokulum yakın olduğu için basketbol antrenmanlarına gidiyor diye çıkıyordum evden. Otobüste şeye gidiyordum, atletizm antrenmanlarımın olduğu yere gidiyordum. Bu 4-5 ay öyle devam etti. Daha sonra Mersin'de ilk yarışımda madalya almamla son buldu. Başarı getirdi. Sonraki zamanlarda baktım ama ben spora başladım. Güzel. Baktım Adana ilk yarışmasına gittim Adana'da. Türkiye birincisi oldu o zaman. Ben de bundan gurur duydum tabii ki bir baba olarak bilmediğim halde hiç ilgilenmediğimiz bir dal. 2013 yılında Dünya Liseler Şampiyonası'nda kazandım. Çobanoğlu Ticaret Meslek Lisesi'nde okuyordum o zaman. Önce Türkiye Liseler Şampiyonası'na şampiyon olup Dünya Liseler Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Ve Türkiye Okul Sporları Federasyonu ile birlikte Dünya Liseler Şampiyonası için Çek Cumhuriyeti'ne gittik. Orada 3.75'lik atlayışımla dünya şampiyonu oldum. ...2014 yılında TOM projesinin yapılmasıyla beraber amatör sporculuktan çıkıp profesyonel sporculuğa adımımı attım. Ve rekorlar ve madalyalar daha çok gelmeye başladı. Daha sonrasında 2015 yılında en önemli hayatımda belki en unutamayacağım anlardan bir tanesi 2015'te, 13 Haziran 2015'te İstanbul'da yapılan Cezmor Kupası'nda 4.21'lik atlayışımla 16 yıllık Türkiye rekorunu kırmamla oldu. 4.21'lik Türkiye rekorunu kırınca ilk defa Avrupa Gençler Şampiyonası'nda top liste ilk 3 sırada Avrupa Gençler Şampiyonası'na gittim. Onun haricinde tüm yaş grubumun şampiyon alanını gördüm. Dünya Yıldızlar, Dünya Gençler, Avrupa Gençler hepsini gördüm. Sıra olimpiyatlara geldi. 2016 yılında 4.30 atlayarak olimpiyat barajına biraz yaklaştım. Baraj 4.50 idi. Ama işte belli bazı talihsizlikler yüzünden geçemedim. Hala hedefim olimpiyatlar. Her sporcunun hayalinde olan olimpiyatlardır. Olimpiyata biz aslında 2016 yılında gitmeye çok yakındık. Baraj 4.50 idi. Demet 4.30 atlamıştı. O gün biraz aşırı bir heyecan olmasa belki o gün biz o 4.50'yi atlayarak biz olimpiyatlarda olacaktık. Olimpiyatlarda görmeyi istiyorum şu an. Onun yarışlarını izlediğimde çok heyecanlanıyorum. Ve sporculukla ilgili bir şeyler gördüğümde duygulanıyorum. Hani Demet aklıma geliyor direkt. Ablam dünya şampiyonu. Büyük rekorlar kırdı. Ben de onun ardından gidiyorum. 100-200 metre koşuyorum. Ablamı yarışlarda seyrederken hep gurur duyuyorum. Mutlu oluyorum.
İyi derece yapınca hep şeye seviniyorum ablam. Ablam beni aradığında yarışa gitmeden önce Ozan diyor bana dua et diyor, ben ne ediyorum ablama. Millet geldi, telefon ettiler bana. Dediler gel Demet Dede amca, bugün yarışımız var canlı yayında. Millet hep toplandı bize, şimdi seyrediyoruz demedi. Demet atladı sırıhtan, ya nasıl işteyler başarıyor. Boyu da ufak. Ya derim ki yani sülalede olduğu için yani disiplinli yani. Cesaret yani, inandığı için kazanıyor yani. Böyle yani. Kendisine her zaman son derece güveniyoruz. Başarılı olacağına tabii ki inanıyoruz. Zaten kendisi çok başarılı bir insan. Kendisini olimpiyatlarda görmek istiyoruz. En top yerde görmek istiyoruz inşallah en yakın zamanda. Kendisi için dileğim her zaman budur. Halen 4.21 gençler rekoru Demet'in devam etmekte. Daha sonraki süreçte 23 yaş altı ve büyükler rekorunu açık havada 4.30'a, salonda da 4.30'a Demet taşıdı. U23 açık hava ve kapalı Türkiye rekorunu sahibiyim. Onun öncesinde Yıldızlar Türkiye rekorum vardı, kırıldı. Sonra büyükler kapalı ve açık Türkiye rekorum vardı. O da kırıldı. Buse Arıkazan kırdı. Aramızda çok güzel bir rekabet var. İlk ben 4.21'i atladığımda, sonra bir sene sonra tekrar ben o rekoru tekrar kırdım. 4.22 atladım. Sonra ben 25 yaptım, 26 yaptım. Sonra Buse geldi 27 yaptı, 32 yaptı. Sonra ben geldim 33 yaptım. Sonra şimdi o geldi 35 atladı, 36 atladı. Ben de işte yazın 38-39 falan atlarsam böyle santim santim olimpiyata doğru gideriz diye düşünüyorum. Olimpik düzeyde bir sporcunun kendine ait özel masörü oluyor, özel fizyoterapisti oluyor, özel doktoru oluyor. Gidebileceği çok iyi spor psikoloğu oluyor, seni çok iyi anlayan. Diyetisyeni oluyor, hani tam ekip işiyle çalışıyorlar. Türkiye'de sadece antrenör, sporcu ekiplenince bu oluyor ama mesela yurt dışında öyle değil. Hani bir ekip çalışması var, 9-10 kişi bu şeyin içinde, ekibin içinde. Ve öyle madalya almak, öyle şampiyonalarda derece yapmak daha kolay oluyor. Ya o bir farklı bir şey yani. Bunu nasıl anlatayım? Yani onu bir ekranda görmek, bunun derece, bayrak... Yani gerçekten çok gurur verici bir şey. Yani ben onun için gurur duyuyorum. Ben mesela biz Aslen Giresun'un Çamoluk Pınarlı köyündeniz. Bizim köyümüz bir dağ köyü. Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Öyle gelecek benim çocuklarım buralarda derece yapacak diye. Her sporcunun hayali tabii ki de olimpiyatlara gitmek ve bir tane olimpiyat görmek. Ama benim en büyük hayalim olimpiyatlara gitmek değil, olimpiyatlarda madalya almak. Kürsünün en başında İstiklal Marşı'nı okutmak ve bayram dalgalandırmak istiyorum. Yaşamım geri kalanında sporu bıraktıktan sonra efsane olarak anılmak istiyorum. Muhammed Ali gibi, Michael Jordan gibi. Naim Süleymanoğlu gibi.